Bugün Danıştay'ındayız. Sebebi şudur, uzun bir süredir üyelerimize dönük haksız, hukuksuz uygulamalarla karşı karşıyayız. O hal maalesef 2016'dan 2024, 8 yıldır bizim için kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Üyelerimiz, ihraç edilen üyelerimiz uzun bir süre görevlerine döndürülmediler. Ardından özellikle yüksek öğrenimde görevli olan üniversite hocaları arkadaşlarımız bir kısmı iş göreve döndürülmezken görevlerine dönen arkadaşlarımıza ikinci bir cezaymış gibi tekrar görevlerinden KHK ile el çektirdiler. Bütün bu hukuksuzluğu görüşmek için Danıştay'la, Danıştay'ın ilgili birimleriyle görüşebilmek için randevu talep ettik. Ancak randevularımıza olumlu yanıt vermedi. Biz de bugün burada Danıştay'ın önüne gelerek bizzat onların duyacağı yerden bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa, bu OHAL'le devam eden anlayışa buradan bir ses vermek, üyelerimizin karşı karşıya kaldığı bu cezalandırma sistemini ortadan kaldırmak, bir an önce arkadaşlarımızın görevlerine, öğrencilerine, kürsülerine kavuşmak için bugün buradayız. Bilindiği üzere 2016 yılında ilan edilen OHAL sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnameler 150 bine yakın kamu emekçisiyle ihraç etmiştir. Söz konusu kanun hükmünde kararnameler ile Yüksek Öğrenim Kurulu'na bağlı üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 1602 yönetici ve üyemiz hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmıştır. Kanun hükmünde kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından dava açma süresi içerisinde KHK biçiminde düzenleyici işlemin iptali istemiyle Danıştay nezdinde davalar açılmıştır. Malumunuz üzere Danıştay 5. Daire Yetki ve Görevli Mahkemenin davacıların son görev yaptığı yer mahkemesi olduğu gerekçesiyle dosyaları yetkili mahkemelere göndermiştir. İdare mahkemeleri ise dosyaları incelemeksizin red kararları vermiştir. Kararlar sonrası istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf aşamasındayken 685 sayılı kanun hükmünde kararname ile OHAL işlemleri inceleme komisyonları kurulmuştur. Görev süresi defalarca uzatılan komisyon 568 üyemizin başvurusunun kabulüne ve göreve iadesine 1014 üyemizin ise başvurusunun reddine karar vermiştir. Başvuru red işleminin iptaliyle mali ve özlük haklarının iade sistemiyle özel yetkili Ankara İdare Mahkemelerine dava açılmıştır. İlk derece mahkemeleri 149 dava işleminin iptaline karar vermiştir. Danıştay 5. Daire'de 53 dosyamız mevcuttur. Danıştay 5. Daire 7 üyemiz hakkında verilen davanın red kararını onamış. Sendikamızca bu üyelerimiz adına Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştur. Bugün Danıştay Başkanlığı'nın önündeyiz. Danıştay Başkanlığı ile görüşme talebi ettik ancak reddedildi. Görüşme ihtiyacımızın esas nedeni durumları birbirine çok benzeyen üyelerimizin haklarında verilen farklı kararlardır. Bu fark komisyonun çelişkili kararlarında da mevcut olup halen mahkeme eliyle de sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan üyelerimizin tamamına yakınının sendikamızın 25.12.2015 tarihli kararına istinaden 29 Aralık 2015 tarihinde bir günlük iş bırakma ve aynı gün yapılacak basın açıklamasına katılanlardan oluştuğu görülmüştür. Anılan sendikal eyleme katılan üyelerimizin disiplin yönünden soruşturulmuş,
soruşturmacı müfettişler eylem kararını üyelerin meslek hak ve menfaatlerini ilgilendirmediği gerekçesiyle sendikal eylem saymamış, eyleme katılanlar hakkında disiplin yönünden disiplin cezası ile cezaları önerilmiştir. Aynı gün basın açıklamasına katılan üyelerimiz hakkında da idari yönden başka bir ile atamaları önerilmiştir. İşlemlerin iptali istemiyle açılan davalar bölge idare mahkemelerinin tutumuna göre farklı farklı olmuştur. Örneğin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine bağlı idare mahkemeleri davaların reddine karar verirken Erzurum, İzmir, Ankara, İstanbul Bölge İdare Mahkemelerine bağlı mahkemeler ise işlemin iptaline karar vermiştir. Basın açıklamasına katılıp da disiplin yönünden soruşturmalar üyelerimizin tamamına yakını çoğunluğu 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile ve 672 ve 686 KK'lar ile ihraç edilmişlerdir. Halen devam eden işe iade davalarında hukuk garabeti sayılacak sonuçlarla karşılaşmaktayız. Örneğin aynı gerekçeyle işinden edilen evli iki üyemizin biri suçsuz bulunarak işine iade edilirken diğerine red kararı verilmiştir. Yargı eliyle işkenceye dönüştürülen bu sürecin bir an önce adil biçimde sonuçlandırılmasını tamamı sendikal eylem ve etkinlikler gerekçesiyle işlerinden edilen üyelerimizin derhal işlerine iade edilmesini, mahkemelerin siyasi değil hukuki kararlar vererek üyelerimizin tamamının haklarını iade etmelerini istiyoruz. Adalet bir yerlerden kulağa fısıldanan siyasi kararlarla değil hukuka bağlı kalarak tesis edilmelidir. Barış akademisyenlerine yargı eliyle eziyet ediliyor ve bu eziyet sürdürülüyor. Bu suç ortak olmayacağız bildirisine imza attıkları için yıllardır türlü hukuksuzluklara ve eziyete maruz kalan barış akademisyenlerinin görevlerine iade süreci mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımaması nedeniyle yılan hikayesine dönmüş durumdadır. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuka aykırı bir biçimde mahkemeler tarafından tanınmaması ve siyasi iktidarın bu hukuksuzluğu destekleyen tavrı barış akademisyenlerinin görevlerine iade sürecini doğrudan ve olumsuz yönde etkilemiştir. Hatırlanacak olursa Anayasa Mahkemesi'nin bu suça ortak olmayacağız bildirisi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen kararına ve imzacı akademisyenler hakkında açılan ceza davalarında verilen beraat kararlarına rağmen OHAL incelemeleri inceleme komisyonu kurum kanaati gibi hukuki hiçbir geçerliliği olmayan yapay gerekçelerle imzacı akademisyenlerin maruz kaldığı hukuksuzluğu ve eziyeti meşru gören red kararları vermiştir. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Belirtmek isteriz ki akademisyenlerin çoğu haklarında mahkemelerden olumsuz karar çıktığı için ya da henüz mahkeme kararı verilmediği için hala ihraç durumdadırlar. Ayrıca görevlerine iade edilen akademisyenler hakkında göreve başladıkları üniversitelerin mahkemeye yaptıkları itirazlar nedeniyle istinaf mahkemesinden yürütmenin durdurulması kararları çıkmış ve akademisyenlerin ikinci kez görevlerinden ihraç edilmelerine neden olunmuştur. Ankara 13. Bölge İdare Mahkemesi olağan işleyişin tersine görevlerine iade edilen akademisyenlerin dosyalarını hızla görüşmektedir. Verdiği yürütmeyi durdurma kararlarında ise kopyala yapıştır gerekçelerle
Anayasa Mahkemesi'nin bildiri imzalama eylemini düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen kararının altını boşaltmak istemektedirler. Şöyle ki, Ankara 13. Bölge İdare Mahkemesi kamu görevlilerinin siyasi iktidara sadakatle itaat etmelerini zorunlu göstermektedir. Verdiği yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçelerden ekonomik özgürlüğü yok saymakta, kamu görevlerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırılan ve seyahat özgürlüğünden çalışma özgürlüğüne kadar en temel hak ve özgürlükleri yok sayan ihraç uygulamasıyla disiplin cezası alarak kamu görevinden çıkarılmayı eşitleyen bir tavır içerisine girmektedir. Kısacası doğrudan bildiriyi imzalama eylemini yeniden suç olarak tariflemektedirler. Böylelikle süreç en başa dönmüş ve akademisyenler bir kez daha mahkemelere yıllardır anlatmak zorunda kaldıkları en temel hukuk ilkelerini bir kez daha açıklamak zorunda bırakılmışlardır. Ancak daha vahimi, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen herkes gibi barış akademisyenler de yıllar içerisinde yaşatılan eziyetin yükü ikinci kez ihraç uygulamasıyla daha da ağırlaştırılmıştır. Eğitimsel olarak hiçbir üyemizi bu haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz. Bizlere yaşatılan bu hukuk garabeti uluslararası platformlarda ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm üyelerimiz görevlerine iade edilene kadar tüm gücümüzle mücadele edeceğiz, mücadeleyi sürdüreceğiz. Sadece sözümüzün ortak olduğunu ifade etmek isterim. Mücadelemizin ortak olduğunu ifade etmek isterim. Ve her zaman bu sesi, bu sözü güçlendirmek için yanınızda olacağımızı söylemek isterim. Aslında yanınızda olmak da değil, biz bu sürecin parçasıyız. Partimiz bünyesinde herhalde en fazla KHK'lı eğitim emekçisi bulunuyor. Ve bu mücadelenin böyle 8 yıl gibi bir sürece yayılacağını açıkçası biz baştan çok hesap etmemiştik. Ama bütün adli ve idari süreçler Sayın Başkan'ın da çok güzel ifade ettiği gibi iç hukuku tüketmememiz üzerine, onu tıkamak üzerine örgütlendi ve biz bunu ahime taşımakta güçlükler yaşadık. Anayasa Mahkemesi süreci de iç hukuk parçası, iç hukuk süreci içinde bir şekilde işlevsizleştirildi, tekrar eden idare mahkemelerinin ne götürmeler, istinaf süreçleri ve son derece hukuksuz, son derece bir hukuki standarttan uzak yargılama süreçleriyle bugün geldiğimiz noktadayız. Eğer bu ülkenin her yerinde adalet sesleri yükseliyorsa artık o ülkede, yani ülkemizde hukuk devletinden söz etmemiz mümkün değildir. Çalışanlar, emekçiler anayasal haklarını kullandıkları için işten atılıyorsa artık burada bir hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bugün burada yükselen ses aslında ülkemizdeki her vatandaşın yükseltmekte olduğu sestir. İktidarın artık bunu duyması gerekiyor. Eğer adalet bizzat hukuku uygulayacaklar tarafından, yani mahkemeler tarafından ortadan kaldırılıyorsa tuz koktu demektir. Ve uzun süredir ülkemizde artık tuz koktu. Bizler, sizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan herkes adalet için sesini yükseltmeye devam edecektir. Ve bizler de mecliste Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere burada bulunan, az önce de söylediği için söyleyeyim, diğer partilerin milletvekilleri olarak da
bu yükselen sesi oraya da aktarmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelenizde yanınızdayız. Artık siyasi iktidar hukuktan elini çekmek zorundadır. Bu sesimizi duymak zorundadır ve artık maalesef hak veya hukuk elbette direnişle gelir. Direniş bunları ortaya çıkarır ama adaleti herkes istiyorsa bu ülkede bu ancak adil uygulamalarla, mahkemelerin adil uygulamalarıyla söz konusu olur. Bir kez daha burada herkesi hukukun üstünlüğü etrafında birleşmeye çağırıyor ve haklı davanızda Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.